Sayın Akşener beklenilen bu açıklamalarıyla bir şeydi değil mi? masadan kalkmadı, masayı tamamen dağıttı. Yani evet. Sayın Akşener sadece masadan kalkmakla değil, masayı dağıttı. Bir tabir vardır, hani pimi, el bombasının pimini çekip masaya bıraktı ve gitti. Yani artık bu saat itibariyle Millet İttifakı bitmiştir. Kılıçdaroğlu'nun bence Cumhurbaşkanlığı kazanma ihtimali sona ermiştir. CHP'nin içinde çok büyük karışıklıklara yol açmıştır bu açıklama. Çünkü Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'a da buradan çağrı yaptı açıkça. Hı hı. Bu da gösteriyor ki aslında o belediyelerin kazanmasında CHP sen değil, benim sayemde kazandın tezini yine kendisi hep dile getirdi. Bunu açıklamış oldu. Yani Türk siyasi tarihi bugün çok ilginç anlar yaşıyor. Belki bunlar tarihe geçecek. Evet. Sayın Akşener'in bu açıklamalarını evet. bekliyorduk ama bu kadar net. Evet. Bu kadar açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu'na sıtma örneğini verdi yani. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu'na dolaylı yoldan aslında sana mahkum edilemeyiz, sana mahkum bırakılamayacak kadar senin kazanma potansiyelin yok demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na adeta bir saloda bulundu Sayın Akşener. Altın masa dağıldı. Yani altın masa dağılmayı bırakın. Demek ki şimdiye kadar bir tiyatro izlemişiz. Yani eğer bu kadar hakaretvari açıklamalarda bulunuyorsa Sayın Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı, demek ki maskeli baloymuş. Yani 12 toplantının tamamında biz bir tiyatro izlemişiz. Ama tiyatro bugün itibariyle sona erdi. Bence bu saatte belli Cumhurbaşkanlığı, yeni sistemi, ikinci Cumhurbaşkanlığı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı olsun diyorum ben. Artık sistem evet, bitmiştir. Masa bırakın dağılmayı. Sayın Akşener, ben masadaki diğer partilerin dağılacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. Evet, çünkü onlar da artık Sayın Akşener'in masadan kalkmasıyla o verilen vekil vaatleri kesinlikle yerini bulamaz. Çünkü İYİ Partisiz bir muhalefet istediği sayı elde edemez. Yani milleti hayırlı olsun, zaten çok hayırlı bir masa değildi benim kanımca. Böyle olması bence millet için hayırlı oldu. Ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ı da burada potoya soktu Sayın Akşener. CHP'yi de karıştırdı bir nevi. Evet. CHP Genel Başkanlığı da burada artık tartışılacak. Yani Türkiye yeni bir siyasi konjonktür başlıyor. Yeni bir döneme giriyoruz gerçekten. Bence burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bugün itibariyle Erdoğan kazanmıştır. Artık Türkiye'de tartışılacak olan CHP'nin yeni genel başkanı, İYİ Parti'nin süreci. Yani resmen Sayın Akşener bugün masayı dağıtmakta kalmadı. Muhalefetin içine bir pimi çekilmiş el bombasını bıraktı ve kapıdan çıktı. Evet.